zenginlik bahşeden ve gönülleri zengin kılan, kendisine inananları başkalarına karşı müstağni hale getiren, sen olduktan sonra başka şeylerin yokluğu hiçbir şey ifade etmez dedirten, sen bizimle olunca her şey bizimle beraberdir dedirten, maddi manevi gınayı Allah'tan gören, Allah'tan bilen insanlar, Cenab-ı Hakk'ın o ismi şerifinin mazharı, meclası. Evet. Hazreti Pir diyor ki, kim için Allah varsa onun için her şey var. Onun için mümin, Allah'ım beni sensiz etme demeli ve bunu verdi zevan etmeli. Onsuzluk cehennemden daha acıdır. Her an insan ölüp ölüp diriliyor gibi olur. Kabustan sıyrılayım derken başka bir kabus içine yuvarlanır. Sürekli oturur kalkar, hep hafagan yaşar. Streslerle boğuşur, fakat bir türlü sıyrılamaz ve çare bulamaz. Ama ona inanınca, ona inanan zindanda da olsa, yine Hazreti Pir'in ifadesiyle, cennet bağ ve bahçelerindedir. Huzur içindedir, itminan içindedir. Zira kalbin itminanı da zaten ona inanmaya, ona teveccüh etmeye bağlanmıştır. Ela bi zikrillahi tatme'innul kulub. Sürekli onu anmakla kalpler oturaklaşır ve itminana kavuşur. Ve işte onlara bir ayet altta hemen, ellezine amenu ve amelus salihat tuba lehum husnul mab. İman ettiler, imanlarını aksiyon, ameli salihle taçlandırdılar. Müjdeler olsun onlara ve hüsnü maab, güzel bir akıbet, güzel bir sonuç, güzel bir netice vardır deniyor. Bunun dışındaki şeyler tali şeylerdir. Dünyevilik, tali bir şey. Ne kadarsa o kadar önem verilir. Dünyevi huzur, onun tarafından ne kadar bahşedilmişse kanaat edilir. Tuğle emele, tevehüm ebediyete girmeden, hırslara gömülmeden iktifa edilir onunla. O da muni. Allah kendisi gani alel itlak, muni mutlaktır. Onun gölgesine giren insanlar zilliyet planında, onlar da ondan başka her şeye karşı müstani davranırlar. Dünya bir yönüyle, bütün hezafiriyle, baş döndürücü güzellikleriyle, debdebe ve ihtişamıyla karşılarına çıksa, göz ucuyla ona bir nigahı aşina kılar. Acaba senin bunda rızan var mı? İtelim mi? Dürtelim mi? Atalım mı bunu? Mülahazasına girerler. Çünkü zat-ı uluhiyet söz konusu olduğu yerde her şey talidir. İkinci derecede de değil, talisidir. Bu mülahazalar bizim yitirdiğimiz mülahazalar. Kısmen Raşid halifelerin kendi ruhlarının ufkuna üful edip, daha doğrusu kanat açıp yükseldikleri andan itibaren ışığı kısıla kısıla 5. asra kadar geldi. 5. asırda daha bir kısıldı. Belli dönemlerde muvakkaten bir parlaklık oldu. Kumanda düğmesiyle oynandı. Kısmen Emevilerde, kısmen Abbasilerde ve büyük ölçüde Osmanlılarda ışık mahiyetü nefsül emriyesine uygun bir hale getirilmeye çalışıldı. Gözler açıldı.
gözler doğruya açılınca hakikat ayan beyan ortaya çıktı belli ölçüde. Fakat bütün bunlar nisbiydi. Ama biz bir yönüyle Raşid halifelerden ve sahabe-i kiram efendilerimizden sonra Allah'la münasebet adına derinlikleri yitirdik. Hani namazların bazen sünnetleri kaçırılır, öğlen namazına gelirsiniz, revatiptendir. Bakarsınız ki cemaat farza durmuş, siz o dört rekatı kılmaz hemen farza durursunuz. Sonra da o farzdan sonra hemen onu kaza edersiniz. Fakat biz bu yitirdiğimiz şeyleri bulma mevzunda öyle bir cihet, öyle bir gayret sergileyemedik maalesef. O kadar çok yitirdik ki, toplamaya kalksak zaten bunları çeyrek asır sürer bu. Bir de sağdan, soldan, önden, arkadan gelen şeytanın aveneleri var. Bazen ak suretinde gelirler sağdan. Bazen şehvani duygularımızı, garizeyi beşeriyemizi, cismani arzularımızı, hayvani hislerimizi, bohemliğimizi tahrik etmek üzere soldan gelirler. Bazen ileriye matuf ufkumuzu karartırlar. Adam, efendim Ömer Hayyam deyişiyle, geçmiş gelecek masal hep, eğlenmene bak ömrünü berbat etme. Bir geçmiş gün için beyhude feryat etme. Bir gelecek günü boşuna yad etme, geçmiş gelecek masal hep, eğlenmene bak ömrünü berbat etme. Önünü, istikbalini karartır böyle. Günümüzde Müslüman gibi görünen, camiye gelen, namaz kılan nice insanlar var ki, yahu siz gönlünüzü çok 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 ötelerdeki şeylere bağlamışsınız. Bu dünyadaki yaşayışı adeta kulak ardı etmişsiniz. Yahu biraz da buraya bakın. Abi birader şeytan buraya bakın diyor. Şeytanın avenesi buraya bakın diyor. Sağdan gelen nifaka yenik düşmüş insanlar buraya bakın diyor. Soldan gelen şeytanın has talebeleri buraya bakın diyor. Yine şeytanın has talebeleri önümüzü karartarak buraya bakın diyor. Nazarlarımız hep dünyaya teksif ediyorlar. Ve bir de bizi kökümüzden koparıyorlar. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, elfe merratin radiyallahu anhum. Binlerce defa Allah onlardan razı olsun. Bu onları da bize unutturmaya çalışıyorlar. Yahya Kemal'in dediği gibi, ne harabiyim ne harabatiyim, ben kökü mazide bir atiyim. Kökümüz odur bizim, çekirdeğimiz odur. Biz onun üzerinde bir ağaç haline geldik. Hindistan'daki bir ağacı, yapraklar, dalları yeniden yere değince burada da hemen toprağa gömülüyor, yeni bir ağaç oluyor, yeni bir ağaç oluyor, yeni bir ağaç. Birbiriyle irtibatlı, yani bir yönüyle müminlere siz de işte böyle bünyanı mahsus gibi birbirinize kenetlenin. Ayrı bir şu oldu sizden, hemen fakat onunla da irtibat yollarını temin etmek suretiyle değişik koordinasyonları değerlendirerek orada bir birlik tesis edin. Bir orman haline gelebilirsin. Söğüt'teki bir dönemdeki o ağacın esasen bütün dünyaya dal budak salması gibi öyle bir şey. O manevi, bu da maddi. Evet, ne harabiyim, ne harabatiyim. Tevfik Fikret'in sen efendim harabisin, harabatisin, sen ati değil, mazisin, ati değil diyor. O da ona cevaben ne harabiyim, ne harabatiyim, ben kökü mazide bir atiyim. Sorgulayacağınız yanları olabilir. Fakat bu münazaya, derinlemesine bakınca bizim için çok şey ifade ettiğini görürsünüz. Geçmişi inkar edince bir gelecek kurmak mümkün değildir. Çünkü bizim değerler mecmuamız, onun nüveleri hep geçmişteydi. Başta Enbiya-i İzam ve Enbiya-i İzam'ın sultanı insanlığın iftar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem elfe merratin. Ondan sonra Raşid halifelerimiz, sahabe-i kiram, tabi-i nifham, tebe-i tabi-i nizam,
müştehid-i nizam, müceddid-i kiram günümüze kadar. Fasıl fasıl bize kadar gelip ulaşan ne kadar güzel insanlar varsa, bunlar hepsi bir yönüyle bizim kökümüz. O kökten geliyoruz. Onu görmezlikten gelme, onu kabul etmeme, bağışlayın. Bu tabi başka ifadeyle ifade edemeyeceğim. Köksüzlüktür. O bir köksüzlüktür. O köksüzlüğü ifade eden bir çirkin tabir de şudur, çirkin tabir. Söylüyorum ki beni bağışlayasınız. Raşid halifelerden kopmuşluk, onların hayat tarzından kopmuşluk. Cihanlara hükmettikleri halde fakirane yaşayan raşid halifelerden kopmuşluk, bağışlayın, bir kopukluktur. Geriye dönün bakın, bazen tarihinizin içinde de, sizden evvelkilerin tarihinde de, günümüze doğru geldikçe biraz daha artan bir hızla ne kadar kopuk olduğunu göreceksiniz. Daldan kopmuş yapraklar gibi, riyaha maruz yapraklar gibi savrulup duran ne kadar kopuk olduğunu göreceksiniz. Geçmişinden kopan insanın geleceğiniz adına vaat ettiği, edeceği hiçbir şey yoktur. O bir köksüzdür. Köksüz ağaçlar da devrilmeye mahkumdur. Bugün olmasa yarın. Şu Pensilvanya'daki ağaçlar gibi. Şiddetli bir rüzgar karşısında devrilen devrilene. Çünkü yerin derinliklerine doğru kök salmıyorlar. Mümin derinliklere doğru kök salmalı. Bir hak dostu diyor ki, Allah'ın gazabından korkuyorsan onun emirlerine sımsıkı sarıl diyor. Ağaçlar şiddetli rüzgarlar karşısında devrilmemek için arzın derinliklerine doğru hep kök salarlar diyor. Efendim, kendi derinliklerimize doğru kök salmak. Bir tane yetmez, bir tane daha yetmez, bir tane daha yetmez. Bütün değerler mecmuamızı buluncaya kadar kök salmak derinliklere doğru. Adeta her an Hazreti Ebubekir'i önümüzde görmek, Hazreti Ömer'i önümüzde görmek, Osman, Zünnureyn önümüzde görmek, Ali, Aliül Mürteza, Hayder-i Kerrar, Damad-ı Nebi, Şah-ı Merdan önümüzde görmek, Hasan Hüseyin'i önümüzde görmek, Sadat-ı Kiram'ı, Evliya-i Fikam'ı önümüzde görmek, bir yönüyle onların arkasında yaptığımız şeyleri yapıyor gibi, onları birer kök olarak kabul etmek, köksüzlükten sıyrılmanın, bağışlayın, yine aynı sevimsiz tabirleri kullanıyorum, kopukluktan kurtulmanın tek yolu, tek yöntemidir. Biz 5. asırda bir yönüyle inhiraf yaşamaya başladık. Saltanat ve debdebe başımızı döndürdüğü andan itibaren katladık onu. 1-2 asır öncesinden de başlamak suretiyle günümüze kadar artan bir şekilde bütün kendi değerlerimizden, ruh ve mana köklerimizden uzaklaştık. Dolayısıyla değerler yetimi haline geldik. Değerler yetimi, din öksüzü haline geldik. Din adına öksüz, değerler adına da yetim. Anasız babasız gibi bir şey. Ama sağlam bir silkinme olursa Allah'ın izni ve inayetiyle insanlığın itaat tablosuna Suyuti, Allame Suyuti, hani Efendimiz de 18 defa yakazeden görüştüğünden bahsedin. Hazreti Piri Mugan da ifade ediyor. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek anne ve babalarının, o tabiri kullanıyorum ben, bir kısım katı tavulukların dedikleri gibi düşünmüyorum ben. Onun annesi ve babası, Allah diyor onları muvakkaten ihya etti, evlatlarına inandılar. Benim de gönlüm bu hisle çarpıyor. Benim efendimi, cihanın efendisini dünyaya getiren o mübarek
Amine Hatun, o mübarek Abdullah, gönlüm o heyecanla çarpıyor. Allah Celle Celaluhu onları Hazreti Resulü Zişan, onun o feyiz ikliminden, insibalı olan ikliminden yararlanmaları için muhakkaten ihya buyuruyorsa, azmederseniz şayet, o diriliş yolunda bütün etrafa böyle diriliş soluklarsanız, Allah Celle Celaluhu bir yönüyle bugüne kadar öldürdüğümüz şeyleri ihya eder. Öldürdüğümüz şeyleri. Uğradığımız her yerde adeta mazinin tın tın sesini duyuyor gibi oluruz. O gürül gürül bir ezan edasıyla, ruhu revani Muhammed'in şehbal açması edasıyla çok farklı şeyler duyar, çok farklı hislerle kendimizden geçeriz. Silkinirsek Allah'ın izni inayetiyle bunlar mukadderdir. Tereddüdünüz olmasın. Muvakkat zalimlerin muvakkat tasallutları, zulümleri karşısında paniğe kapılmaya gerek yok. Ne zaman, hangi devirde zalimler uzun boylu payidar olmuşlar ki, bugün size musallat olanlar da payidar olsunlar. Bir dönemde birisi şöyle demişti, dedim müminlere cevri cefa nedir, açeri. Dedi, mümin olanın dünyanın dört bir yanında okullar açanın üstüne tank sürmelidir. Ona terörist demelidir falan. Bir zaman öyle demişti. Evet, eğer ona dayanıyorsanız, ona güveniyorsanız, Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir deyip, o ahdü peymanınızı her an yeniliyorsanız, yenilmezsiniz Allah'ın izni inayetiyle. Gelmez sırtınız yere, gelmezsiniz kündeye Allah'ın izni inayetiyle. Kendi işimize bakmamız lazım. Falan şöyle yaptı, filan böyle yaptı, şunu söylediler, bunu söylediler. Fikir kabiliyetimizi, düşünme kabiliyetimizi bunlarda harcarsak alternatif yollar oluşturamayız. Yol alamayız. Bence oturup kalkıp şu anda bile, ya demek ki bugüne kadar Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği imkanları, donanımı, argümanları rantablo olarak kullanmamışız. Cenab-ı Hak kulağımızı çekiyor, tokatlıyor. Hazreti Pir şefkat tokatları lemalarda ifade ediyor. Böyle yapıyor. Kendinize gelin diyor. O zaman bundan sonra biz bu mevzudaki cihat, gayret, bu aktivitelerimizi ikiye katlayarak, üçe katlayarak, mala yani şeylerden sıyrılıp işimize bakmalıyız. İş adamı, yatırımcı o mevzuda ne yapacaksa onu yapmalı. Diğer kardeşlerimiz de dünyanın her yerinde, bağışlayın antiparantez bir şey arz edeceğim. Burada arkadaşlarımız farz olan hacca gitmelerine bir şey demem. Böyle iştiyakla bir hacca gitmemiş, umreye gitmek isteyenlere de bir şey demem. Fakat şahsi kanaatim itibariyle ben zimmetlediğim iki tane insana ruhumun ilhamlarını gönlüne boşaltma adına bence bu işi o hacca gitmeye, o umreye gitmeye tercih ederim. İki tane insan kazanmayı Amerika'ya değil, Londra'ya değil, Almanya'ya değil, kıtmiri katamiri görmeye değil bence. Farz hac için bir şey demiyorum. Dilimi koparırlar benim. O bir vazifedir. Farz olmuş da sana. Fakat bunun dışındaki şeyler biraz da seyahat edalı, biraz yer görme edalı, biraz gelip kendini anlatma edalı. Bence o türlü ruh aletlerine girmektense esasen zimmetleyelim. Bir adam, iki adam, üç adam. Biri 10 yapmaya bakalım, onu 100 yapmaya bakalım, 100'ü 1000 yapmaya bakalım. İş adamı öyle, yatırımcı öyle, tüccar öyle, mürşid öyle, hakerler öyle, günümüzdeki gureba öyle. Tuğba lil gureba, ellezine yuslihune mâ efsedehunnâs. İnsanlığın iftihar tablosu, gariplere müjdeler olsun sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor.
elin alemin fesat çıkardığı, bozgunculuk yaptığı dönemde onlar bütün bozulmaları ıslah etmek suretiyle ıslah hareketi içinde bulunurlar. Kalpleri ıslah ederler, ruhları ıslah ederler, duyguları ıslah ederler. Allah'ın izni, inayeti, riayeti, kilayetiyle. Hakikati bu işin. Haddim değil size bu mevzuda öyle didaktik şeyler konuşmak suretiyle başınızı ağrıtmak. Ama ben biraz da kendimden böyle kıyas yapıyorum. Zannediyorum ben zayıf bir insanım. Benim gibi başkaları da öyle düşünüyordur. Falan şöyle demiş, bir taş atmış size. Filan efendim yanınızdan geçerken bir tükürük atmış. Terbiyem gereği salya demiyorum. Filan dişlerini gıcırdatmış. Burada da esas terbiye müsaade etse diş gösterdi denir. Onu da demiş kabul etmeyin demiyorum onu. Çünkü bütün bunların hepsinde karşı tarafı hafife alma gibi bir husus söz konusu. Ama bütün bunlar karşısında böyle bir duraklarsak, bir frene basarsak, hele az hızımızı keselim, bakalım bu adamlar ne diyorlar filan dersek, dünya kadar zaman israfına gitmiş oluruz. Oysa ki zamanın bir saniyesini bile israf etmeye hakkımız yok. Yediğiniz, içtiğiniz şeylerde israf, gezmede israf, debdebede israf, ihtişamlı yaşamada israf, bunlar nasıl haramdır? Ya beni Adem, huzu zinetekum inde kulli mescidin ve kulu veşrebu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Mescide gideceğiniz zaman zinetinizi el alemi tiksindirecek urbayla gitmeyin oraya. Kirli gitmeyin. Kılık kıyafetiniz düzgün olsun. Olumsuz şekilde dikkat çekici mahiyette gitmeyin. Zinetinizi alın ve sonra yeme içmede de öyle yiyin için. Ama israfa gitmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Allah sevmiyorsa bakın başınızın çaresine. Evet. Zamanın israfı da o yeme içmedeki israftan daha büyüktür. Zannediyorum günümüzde daha çok günümüzün insanı zamanın bağışlayın canını okuyor. Bir oturup bu türlü güftügü Üstad Necip Fazıl hapishanedeki hayatı anlatırken çayın buğusu işte püyür püyür gidiyor böyle zaman eriyip gidiyordu der. Oturduğumuz her yerde bu türlü güftügü ile zamanı püyür püyür böyle buharlaştırıyoruz, uçup gidiyor zaman. Elimizden gidiyor, değerlendiremiyoruz onu, zamanı. Televizyonun karşısında gereksiz yere, dinimize, imanımıza, irfanımıza, aşkı iştiyakımıza dair bize bir şey vaat etmeyen, bir şey vermeyen, mala yaniyat karşısında saatlerimiz eriyip gidiyor. İnternet başında zamanımız eriyip gidiyor. Bir telefon koliklik var ki hiç sormam. Sokaklara baktığınız zaman, onu almayayım. Böyle herkes kulağında böyle yürüyor. Kadın, erkek böyle yürüyor. Zaman heba olup gidiyor. Değerlendirilecek zamanlar. İnsanlar pozitif düşünemiyorlar. Zannediyorum gelecekte çok insan kafasında, özür dilerim, nörologlar varsa belki ayıplarla haddini bilsen, ne adına böyle nörondan mürondan korteksten bahsediyorsun. Bunlar fonksiyonunu eda etmediğinden dolayı zannediyorum kısmi bir ölüme mahkum edilecektir. Çalıştırıldıkları zaman onlar ölüme mahkum edilmeyecektir. Pozitif şeylerde çalıştırmalıyız. O nöronların hepsine kabiliyet ve kapasitelerinin üstünde 10 kat fazla şey yüklemeliyiz. Korteks o kadar dosyalarla dolmalı ki bizim Yargıtay'ın dosyalarından daha çok olmalı. Biz bunları deşifre etsek, çözsek 10 senede bütünü çözemeyiz demeli. Bunlar varken bence bir yönüyle malayaniyat ile zamanımız püyür püyür eriyip gidiyor. Hafizanallah. İsraf, bu da zamanın israfı. Bu türlü şeylere düşmeden bence oturduğumuz her yerde keşke sevdiğimi sevse kamu halkı cihan, sohbetimiz hemen sohbeti canan olsa demeli. İşi evirmeli, çevirmeli. Birisi ağzını açtı, A diyecekti. Siz hemen o harf, A harfinden
bir yönüyle bana şunu çağrıştırdı. Yahu Allah demek istedi bu. Adam bu mim var ya böyle çevriliyor. Mim yahu Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ama sözü kaydırmalı, o yörüngeye getirmeli, o istikamette imari fikirde bulunmalı. Kim ne derse desin, ağzını ne için açarsa açsın, hemen o ilk harfini, ikinci harfini çağrıştırdığı şeylerle, teda ettirdiği şeylerle meseleyi kendi dünyamıza çekmeliyiz. En önemli meseleler bile bunların yanında tali kalır. İnsan zimmetleme, gönüllere ruhumuzun ilhamını boşaltma, Allah'a karşı onların ufkunu açma, onların kalpleriyle Allah arasındaki engelleri bertaraf ederek gönüllerin Allah'la buluşmasını sağlama. Dünyada bundan daha büyük bir şey yoktur. Bir insanın senin elinle hidayete kavuşması, gözünün hak ve hakikate açılması, üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır buyuruyor söz sultanı, Cevamül Kelim sahibi Hazreti Ruhu Seyyidül Enam. Öyle olunca inanırsınız buna. Senin elinle bir insanın ufkunun açılması, göreceği şeyleri görmesi, kalbinin Allah'a imanla çarpması, Allah'a iman heyecanıyla çarpması, üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır. Başka bir yerde de yığın yığın kırmızı koyunlardan hayırlıdır buyuruyor insanın iftar tablosu. Onlar için, Araplar için o çok önemliydi. O kadar Medine-i Münevvere'de sürüsü olan çok zengin sayılırdı. Bence o sürülerin hepsinden hayırlıdır. Bir gönle otağını kurmak, bir gönlü fethetmek, İstanbul'u fethetmek gibi bir şeydir. Bence iş buysa, hedef buysa bunun yanında diğer şeylerin hepsi çok küçük kalır. Büyük şeyler varken küçük şeylerle meşgul olmak insanın küçüklüğüne delalet eder ve hiç olmadığı şekilde o insanı küçültür. Zannediyorum sen küçülüyorsun deseniz bir insana bana hakaret etme der. Ama fiil ve davranışları itibariyle böyle yapanlar küçülüyor demektir. Başınıza arttım kusura bakmayın. Bu sonucu çok uzun bir şey olmasın. Muhterem efendim, daha önce farklı bir açıdan ele alınan bir konu hakkında sormak istiyoruz. Taassup ile salabeti diniye ya da hamiyeti İslamiye dediğimiz ahlak arasındaki belli başlı farklar nelerdir? Belki insandaki esasen o taassup hissi, bütün negatif şeylerin mahiyeti insaniyede mündemiş olması, derc edilmiş olması, olumsuz negatif bir sürü şeye vesile olması gibi, sebebiyet vermesi gibi, pozitif bir kısım şeylere de sebebiyet verir. Yani diyelim ki bir insanda bir kin duygusu vardır, bir nefret duygusu vardır. İşte bu bir pozitif şeyde kullandığınız zaman da olumsuz, negatif sıfatlara karşı, mesela bir küfür sıfatına karşı, bir nifak sıfatına karşı, levsiya sayabileceğimiz bazı şeylere karşı esasen bu mevzuda kin ve nefret duyma. Ama kin ve nefret duymayı değerlendirme mevzu farklıdır. Yani bir insan bunu yapıyorsa onun gırtlağına sarılma, hemen onu bertaraf etme, ona hitap etme, ona hakaret etme değil. Acaba ben ne yapmalıyım ki bu zift kuyusuna düşmüş bu insanı buradan çıkarmalıyım? Küfür söylüyor, inkar-ı üluhiyette bulunuyor, İnsanın iftihar tablosunu tanımıyor, münkere emrediyor, münkeri yaşıyor, marufun semtine sokulmuyor. Ne yapmalıyım ki ben onu bu zift çukurundan çıkarmalıyım demeli. Mücadelesini negatif sıfatlara karşı vermeli. Yani insanda o duygu var yani. Bir şeye karşı. Kin, nefret gibi, gayz gibi. Nasıl diyor hadis-i şerifte? El-hubbü lillah vel-buğdu lillah. Yani işte bu sevgi Allah için sevgi. Buz da Allah için yine buz. Fakat onu değerlendirme mevzu. Hazreti Fir'in ifadesiyle her müminin her sıfatı mümin değildir. Her kafirin her sıfatı da kafir değildir. Allah sıfatlara göre hüküm verir. Şahıslara göre değil. İnne Allah la yanzuru ila suvarikum velakin yanzuru ila kulubikum. Bir hadiste de zayıf ilavesiyle ve ila amalikum buyuruyor. Allah sizin şekillerinize, heyetlerinize, fizyonominize, fizyolojik yapınıza bakmaz. Allah Celle Celaluhu sizin kalbinize bakar.
ve bir yönüyle kalbin ürünü diyebileceğimiz, nazarının ameli yanı diyebileceğimiz tavırlarınıza, davranışlarınıza bakar. Bu açıdan hemen her duygu böyledir yani. Mesela haset duygusu bile bir yönüyle birinin elinde olan bir şeyi çekememezlik, kıskanma demektir. Bu insanı batıran, mahveden bir şeydir. Hasan Basri Hazretleri'nin ifade buyurduğu gibi, ben haset edenden daha ziyade mazluma benzeyen bir zalim görmedim diyor. Haset eden öyle bir zalim ki ama mazluma benziyor, acınacak durumda. Çekemediğinden dolayı başkalarının haset içinde kıvranıp duruyor. Hazreti Pir de benzer bir söz söylüyor. Haset evvela hasidi yakar bitirir diyor. Mahsut hakkında zararı varsa da çok azdır diyor. Böyle bir Allah belası, haset bu. Fakat o haset duygusunu insan tadil ederek, yumuşatarak, eline alarak, yoğurarak, şekillendirerek farklı. Hak hakikat adına mesela bir yerde bir yarışa vesile o şekilde kullanabilir. Bu mümin kardeşlerim her birisi maşallah üveyk gibi kanatlanmış. Sonsuzluğa doğru yükseliyorlar. Ya ben niye bu kardeşlerimden geri kalayım? Ben de bu yarışa iştirak etmeliyim. Bu maratona iştirak etmiyorsam ben ölüyüm demektir. Şimdi o duygu bu istikamette bir tenafüs şeklinde, yarışa iştirak etme şeklinde, bir maraton onlarla paylaşma şeklinde kullanabilirsin. Aynen bunun gibi taassup dediğimiz meselede, Arapçada asabiyet demek zaten yok. Efendim, bir yönüyle böyle deme damara bağlılık gibi, kana irine bağlılık, kafatasıyla bağlılık gibi tavırlar ve davranışlar. Belki hani açılımını yapacak olursak, hiç olmayacak şeylerde bile öfkelenme, hemen kızma, bağışlayın. Türkçemizde vardı, pirelenme bir insanın. Efendim, pirelenip yorganı yakma gibi sözlerle ifade edebileceğimiz hususlar. Taassup. O körü körüne bir yönüyle böyle kabalık yapma, cahilce davranma, işte asabiyetin değişik şekilleriyle başkalarına karşı o türlü muamelede bulunma, tarih boyu geçmişten bugüne değişik şekillerini bunun görmek mümkün olmuştur yani. Amnufis'e baktığınız zaman Hazreti Musa'ya tavırları karşısında onu görürsünüz. Yani Ene Rabbükümül Ala demesinin arkasında da o vardır. Ben benden daha büyük kimseyi bilmiyorum demesinin arkasında da o vardır. Efendim, bir ihram yapın da üstüne çıkıp bakayım ben Musa'nın ilahına var mı yok mu filan. Bütün bunların arkasında esasen o duygu vardır. Bu o duygu onu götürmüş, batırmıştır bir yerde. Boğmuş, onu helak etmiştir. Nemrud'un Hazreti İbrahim'e karşı tavrında da aynı şeyi görürsünüz. Efendim, işte yakın komşunuz diyebileceğim bir ülkede belli bir dönemde, çağın başında, efendim 20. asrın başında bir yönüyle öldürücü, kahredici bir duygu, bir düşünce adına milyonlarca insanı katleden insanların taassubunda da bunu görürsünüz. O aradaki doğrudan doğruya küfre, ilhada, inkar-ı üluhiyete dayalı o taassubun radyoaktif tesiri diyebileceğimiz veya bettası diyebileceğimiz, alfaya betta gamması diyebileceğimiz tesirleri İslam dünyasında da nifak şeklinde kendisini göstermiştir. Belli bir manada namaz kılan insanlarda bile esasen bir dünyevilik şeklinde, sekülerlik şeklinde kendisini göstermiştir bir yönü. Dünya gayeyi hayal haline gelmiştir. Peygamber yolundan sapmalar olmuştur. Biraz evvelki mülazalara bağlayın. Bu Bekru, Ömer, Osman, Ali yolundan sapmalar olmuştur. Radiyallahu anhum elfemerrat diyeyim tekrar. Tarih boyu hep görülmüştür bu. Bunun en tehlikeli şeyi de insanların kendi arzu, istek ve bir yönüyle yetiştikleri kültür ortamına göre buradan geçmişten kazandıkları, tabiri diğerle şuur altı müktesebatlarına göre ters saydıkları şeylere karşı haince, sertçe, müteassibane karşı koyma demektir. Bugün de siz onun müzaaf şeklini görüyorsunuz veya Ziya Gökalp ifadesiyle mükaf şeklini görüyorsunuz. Benim gibi düşünmüyorsan sen hainsin. Beni kabul etmiyorsan sen alçağın tekisin.
daha yani ne denebiliyorsa bu normal durum itibariyle, konjonktür itibariyle denir mi, denmez mi? Hukuk buna müsaade eder mi, etmez mi? Bunları düşünmeden esasen bu enaniyeti, nefsi bir yönüyle, bencilliği hesabına öyle bir taassup içinde hareket ediyor ki kendi gibi düşünmeyen, kendi gibi olmayan herkesi hain, vatan haini, millet haini, darbeci filan ilan ediyor. Taassup, şeytandaki taassup gibi bir taassuptur bu. Şeytan da öyle. Halaktani min narin ve halaktav min tin dedi. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ateş çamurdan yüksektir daha dedi. Ve o taassubuyla bütün hayatını kaybetti. Menkibelerde var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki şeytana, ben başta demiştim, Adem mihrabına secde et. Git et, ben yine kabul ederim seni. Diyor. Menkibelerde var. Diyor ona da. Şimdi böyle şeytani bir hisle, şeytani bir mülahaza ile beri tarafta böyle o kadar hayır, o kadar fezail var, o kadar mezaya var. Fakat inadına kendi elleriyle olmadığından dolayı, kendiler yapamadıklarından dolayı, biraz da acizlerinden, yetersizliklerinden, işe yaramadıklarından dolayı, işe yarayan işleri, işe yarayan insanları hor görme, hakir görme, müteassıbane bir tavır ve davranış içinde ele alma, karalamaya çalışma, zift saçma onlara. Efendim, taassubun böyle bir şeyi oluyor. Salabeti diniyeye gelince esasen o da biraz evvelki mülazalarla bağlayabilirsiniz. İnsandaki o duygu diyelim, taassup duygusu, siz o sistemi alıyorsunuz, o dinamizmi alıyorsunuz bir yönüyle, dinde sabit kadem olmak üzere yani. İnadın diyoruz, hikmeti vücudu dinde sabit kadem olmak içindir. İnat. İnadım inat yani. Dinde sabit kademim. Ha, bazı şeylerin aklım ermeyebilir. Vefalıysam o mevzuda aklımın ermediği hususlarda ben derinleşmeye bakarım. Evet, dinde sabit kadem olma mevzuunda bir salabeti diniye sergilenir ki bu da bir yönüyle esas inadın hikmeti vücududur. İşte onda inat etmek lazım Allah'ın izniyle. Bu açıdan da baştaki şeye bağlayabilirsiniz. Yani sağdan şeyatini yeminiye geliyor. Soldan şeyatini şimaliye geliyor. Önden şeyatini emamiye geliyor. Arkadan şeyatini halfiye geliyor. Üstten şeyatini fevkiye geliyor. Alttan şeyatini tahtiye geliyor. Kuşatılmışsın yani. Şeyatin sarmalı içindesin. Bütün bunlara rağmen katiyen ümitsizliğe düşmeden, yese kapılmadan, yes öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun, azmine sarıl, sımsıkı bak ne olursun diyerek sıyrılmak ondan, kendi vazifene, kendi işine bakmak. Yırtmak bu şeyi, neyse o sarmalı yırtmak, Allah'ın izni inayetiyle kendi yoluna devam etmek. İnanıyorsak bu mevzuda, geçen de bir sohbette de zannediyorum, acizane yine tasdide bulundum, başa attım. Bu yaptığımız şeylerin yararlı insanlık adına, değişik milletlerin yararı adına, kendi milletimizin yararı adına ve geçmişle irtibatımız adına, ruhu seyyidül enamı hoşnut etme adına, Cenab-ı Hakk'ın rızasına muvafık olduğu adına inanmışsak bence sabit kadem olmak lazım. Yok tereddüdümüz varsa yürüdüğümüz yolu bir kere daha gözden geçirmemiz lazım. Kafa kapıya vermek lazım. Ortak akılla o meseleyi test etmemiz lazım. Bu işin neresi yanlış yani? Onu görmemiz lazım. Belki biz bilemiyoruz yani. Dünyanın 163 ülkesinde 163 oldu bu. Kalmış geriye 10 küsür ülke kalmış yani içine girmediğiniz. Batılılar bu ölçüde muvaffak olamamışlar. Hem de iki asır çalışmalarına rağmen. Siz Allah'ın izni inayetiyle Anadolu insanı, Anadolu insanı, her rengiyle, her deseniyle, her şivesiyle Anadolu insanı 20 senede Allah'ın izniyle buna muvaffak olmuş. Bu güzel bir şey. Dünyanın değişik yerlerinde %30, %40, bazı yerlerde %50, bazı yerlerde %60
seçmeli ders olarak Türkçe okutuluyor. Bir gün dünyanın neresine giderseniz gidiniz, orada sizin de Türkçe konuşan insanlarla karşılaşacaksınız. Ve her dil beraber aynı zamanda dayandığı onun temel dinamikleri vardır. Sizin kültürünüz vardır onun altında. Batılılar sizin içinizde okullar açtığı zaman bir yönüyle kendi kültürleriyle esasen o dil, lisan bayrağı bir yönüyle onu millete dayattılar, zorladılar. Ve o kafada insanlar yetişti bir yönüyle. Ve çoğu zaman onlar sizi idare ettiler. Şimdi dünyanın değişik yerlerinde siz bunu yapıyorsunuz. Emsallerini çok gördünüz. Arkadaşlarımız hava meydanında inince bir tanesinin Türkçe, efendim Tayland'da, Tayvan'da, Güney Kore'de bir tanesinin Türkçe konuştuğunu görüyor. Sen nesin? Ben diyor, şeyim burada, hariciye vekaletinde çalışıyorum, bir müdürüm diyor. Burada Türklerin Anadolu insanlaştığı okullarda yetişmiştim. Üniversiteyi de falan yerde okudum. Belki bazılar Türkiye'de üniversiteyi okudum. Ama sonra beni başka yere gönderdiler. Orada da doktora yaptım. Burada üniversitede hocalık yapıyorum. Döndüm geldim bu liselerde hocalık yapıyorum. Bir vefa hissiyle diyor. Şimdi mesele bu. Meseleyi detaylarıyla analiz etmek lazım. Ha, bunun bir yerinde yanlışı varsa yani bu kapamak isteyen, gözlerini kapamış insanlar. Kapamak isteyen insanlar, acaba haklı yanları var mı bunların? Gözlerini kapadıklarından dolayı mı? Yoksa basiretleri buğulu olduğundan dolayı mı? Yoksa kalplerine güve düştüğünden dolayı mı? Hani bizim böyle parlak, nur efşan gördüğümüz, adeta bir projektörün ışığı altında gördüğümüz şeyleri bu insanlar göremiyorlar. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil, altı değil, on değil. Bir seneden daha fazla oldu, durmadan amanın kapatın bu okulları. Bunlar sizin başınıza artır, size dert olur falan diyorlar. Böyle demelerinde de acaba bir hak var mı? Kafa kafaya vereyim ben rica ediyorum yani. Sizin kültürünüz dünyanın dört bir yanına gidiyor. Arkadaşların engin müsamahası, hoşgörüsü sayesinde burada antiparantez arz edeceğim. Bu arkadaşlar öyle kimseleri yumuşattılar ki burada Chicago'da Profesör Scott var. Bu biraderin vefatı makamı cennet olsun. İnşallah siz amin deyin. Vefatı münasebetiyle taziyede bulunuyor. Valla Scott üstünün üzerine bir bant yapıştırsam bizdeki teologların diyemeyeceği şekilde dinimize, Allah'a, peygamberimize, Kur'an'ımıza saygı ifadeleriyle örgülenmiş pırıl pırıl, dantela gibi bir mektup, uzun bir mektup. Daha öncesini de şöyle gördüm. En-Nurul Halid'i okumuş. Keşke daha ciddi bir kitap okusaydı o mevzuda. Keşke o kitap mükemmel olsaydı. Ama fakiri ziyarete geldiğinde, kristal üzerine Efendimiz'in ismi şerifini işlemiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle koltukta sağda oturuyordu. Kalktı ağlıya ağlıya yanıma geldi. Bunu dedi, bana siz sevdirdiniz dedi. Şimdi dünyanın dört bir yanında sizin bu değerler mecmuanıza insanlar böyle bir alaka duyuyorlarsa rica ediyorum yani Allah aşkına, peygamber hatırına bunun yanlışı neresinde? Siz de bir kere daha bu meseleleri gözden geçirin. Eğer birileri bu mevzuda yanlış yapıyorsa siz kafa kafaya verdiniz. Vallahi de, billahi de, tellahi de, 10 defa test ettik, bu konunun zerre kadar yanlışı yok dediniz. O zaman da size düşen şey, kenardan, köşeden, o aldanmış insanları zimmetleyerek, zihinlerdeki o isi, pası silmeye çalışmak düşer. Neresi kötü bu meselenin? Kötü olmadığını anlatmak düşer. Ne içte ne de dışta bu meseleye kötü diyen bir insan çıkmadı. Bir senedir kafalar karıştırılmasına rağmen sürekli böyle sağlam sinyal yerine şerare göndermelerine rağmen Allah'ın izni, inayeti, siyaneti, rayeti, hıfzı, kilaati, hırzı, hasenin ve nusreti sayesinde
o kafaların hiçbirini bozamadılar. Çok cüz'i dairede bazı kimseler üzerinde tereddütler olduysa da onlar da mütereddit durumdalar. Cemil Meriç merhumun ifadesiyle araftalar. Bir sağa bakıyorlar, bir sola. Belki bir gün bütün gözlerini öne doğru tevcih ederek görmeleri gerekli olan şeyi görecekler Allah'ın izni inayetiyle. Ve endişe etmeyin. Bugün bu hizmetle uğraşanlar yarın ellerini dizlerine vurup ya leyteni küntü turaba diyecekler. Keşke toprak olsaydık,